Neden hep imtihanlara maruz kalan ben oluyorum? Başımdan hiç eksik olmayan bazı imtihanlarım var. Ben artık aynı yerlerden imtihan olmaktan yoruldum. Çok zorlanıyorum artık. Ruhumu cehennemi hal etten ne yaparsam yapayım bir türlü çıkartamıyorum. İçim kan ağlarken insanlara karşı mutlu gözükmek istemiyorum. İçten gülmeye hasret kaldım. Artık bunlara son vermek istiyorum. Cennete gitmeden ben bu dünyada cenneti kalbimde, ruhumda yaşamak istiyorum diyorsan, bugün seninle başına gelen bütün imtihanlara karşı hiç duymadığın farklı bir bakış açısıyla bakacağız ve başına gelen imtihanları değerlendireceğiz. Eğer sana söylemiş olduğum bu bakış açısıyla hayatındaki yaşamış olduğun olaylara bakarsan, artık o imtihanlar seni üzmeyecek. O imtihanlar aksine senin gülüşlerini güzelleştirecek. İmtihanlar sana lezzet vermeye başlayacak. İmtihanları artık imtihan olarak değil, bir terakki aracı olarak göreceksin. Günün birinde bir tane adam genç kardeşini eğlendirmek üzere Luna Park'a götürür. Luna Park'ta biraz eğlendikten sonra genç kardeşini alarak bir gösterim alanına giderler. Gösterim alanına girdiklerinde ortam gayet büyük ve karanlıktı. Ön tarafa baktıklarında ise büyük bir sahne, sahnenin arka tarafında demir parmaklıklar, demir parmaklıkların arkasında irice goril. Tabii bunu gören genç bir anda korkar. Hemen adam genç kardeşine der ki, sakin ol, korkma, korkulacak bir durum yok diyerek elinden tutar, sahnenin ön tarafından koltuk yerini kaparlar. Genç etrafına bakmaya başlar ve etrafına baktığında 7'den 70'e her türlü insan olduğunu fark eder ve gösterim alanı başlar. Ortada bir tane adam ve etrafında insanlar. Işıklar yanar ve gösterim alanı başlar. Gösteri biraz devam ettikten sonra bir anda ışıklar kapanıyor ve ortam sessizleşmeye başlıyor. Bir anda demir parmaklıklardan sesler gelmeye başlar ve ışıklar yandığında ise tam da ortada duran adamın yerinde goril. İnsanlar tabii bu gorili gördüğü anda hemen çığlıklar, feryatlar atmaya başlar. 7'den 70'e her türlü insan ne yapacağını bilemez ve etrafta koşuşmaya başlar. Tabii genç kardeş bunu görünce o da korkar, o da telaşlanır, o da hemen gösterim alanından çıkmaya başlar. Tam gösterim alanından çıkarken bir de bakar ki en ön koltukta hala abisi duruyor ve etraftaki insanlara bakarak tebessüm ediyor. Tabii genç kardeş buna çok şaşırıyor. Ya benim abim bu kadar cesur bir insan değil. Nasıl oluyor da benim abim hiç korkmadan olduğu yerde oturarak insanlara tebessüm ederek hayretler içerisinde kalıyor. Tam dışarı çıkacakken hemen etraftan güvenlik görevlileri gelir ve gorili yakalar, demir parmaklıkların arkasına tekrardan koyar. Genç kardeş yavaş yavaş şaşkın bir şekilde abisinin yanına doğru yürümeye başlar. Ve genç kardeş gelir abisinin yanına oturur ve şaşkın şaşkın abisine bakar. Daha sonradan tekrardan gösterim devam eder. Gösterim bittikten sonra adam genç kardeşini alır ve sahnenin arka tarafına giderler. Bir de bakar ki genç orada goril. Tabii bir an korkar. Abisi der ki korkma, o senin gördüğün goril değil. Onun içinde bir tane adam var der. Ve adamın yanına doğru giderler. Adam goril kostümünü çıkartır. Genç adam bakar ki gorilin arka tarafında tatlı, yüzü gülen bir adamın olduğunu görür. Ve o an genç çok şaşırır. Ya benim sahnede korktuğum ve insanların korktuğu goril bu muymuş diyerek şaşkınlıklar içerisinde kalır. Tekrardan gösterime katılırlar. Yine aynı sahne döner ve goril ortaya çıktığı anda etraftaki insanlar 7'den 70'e her insan korkarken genç ve abisi hiçbir şekilde korkmaz, titremez, ürkmez. Hatta aksine etraftaki insanlara bakarak tebessüm ederler. Peki etrafındaki insanlar korkarken, telaş ederken neden o genç ve abisi korkmadı, titremedi, hatta tebessüm etti?
Çünkü o genç ve abisi sahnenin arka tarafına geçtiler ve arka tarafına geçtikten sonra o gorilin arkasındaki kişiyi tanıdılar. Onun nasıl birisi olduğunu bildiler. Bildikleri için aynı gösterim oluşmasına rağmen o gorilin arkasındaki kişiyi bildiklerinden dolayı onlar o gorilden korkmadılar. Aksine tebessüm ettiler. Aynen öyle de. Biz de şu dünya gösterim alanında oluşan sahnelerin içerisinde başımıza gelen imtihanların arkasında nasıl bir zat olduğunu bilsek, tanısak, görsek, o sahnenin arkasına nasıl genç geçti, biz de imtihanların arkasına bir geçsek, nasıl bir zat ile tanıştığımızı bir bilsek, işte o zaman başımıza gelen imtihanlara, musibetlere karşı biz de korkmayacağız, üzülmeyeceğiz. Aksine başımıza gelen imtihanlara tebessüm edebileceğiz. Neden? Tekrar söylüyorum. Çünkü musibetlerin arkasındaki zatın nasıl birisi olduğunu bilirsen, o senin musibet gibi gördüğün, kötü, goril gibi gördüğün sahne bir anda değişebilir. Nasıl ilk gittiğinde çocuk korkmuştu ama işin perde arkasına geçtikten sonra ikinci sahnede nasıl olaylar değişmişti? Aynen öyle de. Biz de başımıza gelen o musibetlerin arkasındaki zatı bilirsek, tanırsak, görmüş olduğumuz o goril gibi musibetler bir anda değişecek. Bak biraz da kendi hayatımdan bazı şeyleri anlatacağım. Sen de kendi hayatında yaşamış olduğun gerek travmalar, gerek bir türlü aklından çıkartamadığın düşünceler, gerek devamlı aynı imtihanların içinde dolandığın hangi olaylar varsa onları bir kenara yaz. Bak ben kendi hayatımda yazdım. Benim kendi hayatımda travmalarım da oldu. Zihnimden atamadığım düşünceler de oldu. Tekrar tekrar aynı imtihanlara maruz kaldığım durumlar da oldu. Zaten ben bu durumu aştığım için şimdi sana bu konuda yardımcı olmak istiyorum. Senin başına gelen imtihanlara gel. Şimdi farklı bir bakış açısıyla bakalım ve başındaki o goril gibi gördüğün imtihanların arkasında nasıl bir zat varmış, onu esma esma tanıyacağız. Eğer esma esma Allah'ı tanırsak gösterim alanı bir anda değişecek ve olayları bir seyir alanına çevirerek tebessüm etmeye başlayacağız. Birinci olarak başına bir imtihan geldiğinde hemen Allah'ın Rahim ismini tefekkür et. Allah'ın Rahim ismi kuluna çokça acıyan demek, kulunu çokça seven demek, kuluna çokça düşkün olan demek. Şimdi kuluna bu kadar düşkün olan, kulunu bu kadar çok seven Allah sana göndermiş olduğu musibetlerle sana zulüm etmek ister mi? Elbette istemez. Seni en çok seven kim? Annen, baban ya da kardeşin değil mi? Şimdi kardeşin senin başına bir musibet, bir sıkıntı gelmesini ister mi? Elbette istemez değil mi? Peki senin bu başına gelen musibetlerle Allah sana zulüm mü etmek istiyor? Hayır. Bu olayın arkasında senin bir şeyleri fark etmeni istiyor. Allah'ın seni ne kadar çok sevdiğini, sana ne kadar değer verdiğini bak şu örnekle aklımıza yakınlaştıralım. Şimdi sen bir tane robot ürettiğini düşünelim. Şimdi sen bu robotta bazı değişiklikler yapmak istiyorsun. Onun daha güzel ve sistematik bir şekilde çalışması için bir takım şeyler üzerinde denemeler yapıyorsun. Tabii sen bu denemeleri yaparken o robotun biraz canı acıyor ama senin maksadın onun canı acıması değil. Onun daha kabiliyetli ve daha güzel çalışabilmesi için onu yapıyorsun değil mi? Senin amacın orada ona zulüm etmek mi? Hayır. Aynen öyle de seni de yaratan ve hala yaratmaya devam eden ve vücudunda dönen bütün faaliyetlerle üzerinde yapmış olduğu tasarruflar ile seni geliştirmek, seni güzelleştirmek için o imtihanları gönderiyor. Sen üretmiş olduğun bir robota bile zarar veremezken ya seni yaratan, tasarlayan Allah sana nasıl zarar verebilir ya? Seni nasıl üzebilir değil mi? Sırf senin şu an görebilmen için, duyabilmen için, koklayabilmen için, vücudundaki bütün faaliyetlerin hareket halinde olabilmesi için kainattaki bütün her şeyi muazzam bir denge ve ölçüde çalıştırarak senin hayatta kalmanı sağlıyor. Bu kadar sana düşkün olan Allah sana zulmeder mi? Elbette etmez. Peki neden bu musibetler geliyor? Sanki bu olaylarda biraz hikmetsizlik mi var? Değil mi? İnsanın aklına biraz böyle düşünceler geliyor. İkinci olarak El Hakim olan Allah. Şimdi sana bir şey sormak istiyorum. Başını kaldır ve etrafında olan bütün her şeye bak. Bana etrafında Allah'ın yaratmış olduğu bir tane bir şey de saçma, abes, hikmetsiz bir şey olduğunu göster. Mesela ben bakıyorum ne? Taş veya vücudumdaki kıl. Değil mi? Biraz sanki
Yani normal gibi geliyor değil mi? Hikmetsiz gibi geliyor. Sana bu hikmetsiz gibi gelen şeyleri ufak bir şekilde araştırdığın zaman onlarda binlerce hikmet olduğunu fark ediyorsun. İkinci olarak insanoğlunu incelediğimizde üretmiş olduğu bir şeyde saçma bir şey var mı? Şu an benim üzerimdeki mont, ayakkabı, kamera, saat. Gerçi üzerimde saat yok. Saat diyebiliriz, telefon diyebiliriz, cüzdan diyebiliriz. Şimdi insanoğlunun üretmiş olduğu bir şeyde saçma bir şey var mı? Yok. Peki yaratılan hikmetsiz bir şey yapmazken nasıl yaradan hikmetsiz bir şey yapabilir, değil mi? O zaman başıma gelen bu olayların hikmeti ne? Bak, ben kendi hayatımda yorumladığım kadarıyla olayı anlatmak istiyorum. Benim geçmiş hayatım çok sıkıntılı bir hayattı. Ben o geçmişteki sıkıntılı bir hayattan başıma gelen musibetlerle kurtuldum. Çok şiddetli bir trafik kazası geçirdim. O zaman da olayı goril gibi görüyordum, kötü görüyordum ama o kötü gördüğüm olay beni Allah'a yaklaştırdı. Sen de kendi hayatında şöyle ölç ve biç. Sana gelen musibetler ve sıkıntılar seni Rahman'a yaklaştırmak için geliyor. Adeta tam koyun böyle uçurumdan aşağı düşecekken çobanın atmış olduğu o taş gibi. Nasıl o taşı attı ve koyun oradan döndü, büyük bir uçurumdan kurtuldu. Aynen öyle de Allah da kaderin gizli eliyle başımıza taşları atıyor, bizi sonsuz bir cehennemden kurtarıyor. Eğer benim geçmiş hayatımda başıma musibetler ve sıkıntılar gelmeseydi, ben açık söylüyorum, beper adım cehenneme doğru gidiyordum. Ama şu an elhamdülillah ki o musibetler geldi ve beni o dünyanın sahte ortamlarından aldı, beni gerçek bir şekilde tatmin olabileceğim, asla üzülmeyeceğim bir aleme Rabbim beni çevirdi ve huzuruna aldı. Üçüncü olarak başımıza gelen o gorul gibi imtihanlara Allah'ın ezel ismiyle bakalım. Allah'ın ezel ismini şu şekilde anlayabiliriz. Şimdi bizler sadece bu alanı görüyoruz ama Allah ezel olduğundan dolayı onun katında ne geçmiş, ne şimdiki, ne de gelecek var. O her şeyi aynı anda görüyor. Şimdi bizim de başımıza bir musibet geliyor. Hemen biz diyoruz ki ya bu musibet başıma gelmeseydi, şöyle olmasaydı, böyle olmasaydı. Nereden biliyorsun? Sen geleceği mi gördün? Hayır. Belki sen o istediğin o şeyi elde etseydin, Allah muhafaza, belki çok kötü yerlere gelecektin. Belki koşar adım cehenneme gidecektin ama sen bunu bilmiyorsun. Allah bunu bildiği için Rahim ismi, Hakim ismi gereği ve Ezel ismi gereği ne yaptı? O musibetlerle seni frenledi. Daha büyük ve kötü musibetler başına gelmesin diye. İkinci olarak da bir şeyi çok istersin. Mesela sevdiğin bir kız veya çok istediğin bir araba veya hayalini kurmuş olduğun üniversite. Onları çok istersin ama bir türlü elde edemezsin. O an ya sanki Allah beni sevmiyor, etmiyor, değer vermiyormuş gibi bir hisse girersin. Yine Allah'ın El Ezel ismiyle baktığımız zaman ileride o şeyler sana zarar vereceğinden dolayı Allah şimdiden senin elinden bunu alıyor. Bunu ne zaman anlarsın? Zamanla bunu daha iyi anlarsın. Benim kendi hayatımda bizzatı ben buna şahit oldum. Hayatımdan birçok şey gitti. O zaman da biraz üzülmüştüm ama şu an o hayatımdan giden her şeye elhamdülillah, şükürler olsun, iyi ki onlar hayatımdan gitti diyorum. Neden? Çünkü Allah onları benden aldı. Bana ebedi, huzurlu, mutlu olabileceğim bir aleme beni yönlendirdi. Dördüncü olarak da Allah'ın El Mürebbi ismi. Ne demek mürebbi ismi? Terbiye eden, geliştiren, kabiliyetlerimizi ortaya çıkartan demektir. Şimdi insan bu dünyada iç dünyasına yöneldiğinde neyi arıyor? Ben iç dünyama yöneldiğim zaman bu dünyada üzülmek, kırılmak, başıma bir musibet, sıkıntı gelmesini istemiyorum. Tam tersi, bu dünyada mutlu olmak, huzurlu olmak, keyifli olmak, hep neşeli olmak istiyorum. Hiçbir zaman sıkılmak, daralmak istemiyorum. Şimdi bu dünya şartlarında mümkün mü? Elbette mümkün değil. Yani iç dünyamıza yöneldiğimizde hepimiz cenneti arzuluyoruz. Peki cenneti nasıl kazanacağız? İşte başımıza gelen bu musibetler ile Cenab-ı Allah bizi terbiye edecek, geliştirecek, kabiliyetlerimizi ortaya çıkartacak ve cennete layık bir seviyeye getirecek ve bize ahirette istediğimiz her şeye kavuşturacak. İşte o yüzden başına musibetler geliyor. Yani başına gelen musibetler cennete gidebilmen için birer basamak. Beşincisi Allah'ın El-Vedud ismi. Ne demek Allah'ın El-Vedud ismi? Kulunu çokça seven demek. Annen senin kötü bir yerlere gelmeni ister mi? Kötü bir vaziyette olmanı ister mi?
başına daha kötü musibetler ve sıkıntılar gelmesini ister mi? Elbette istemez. Peki Allah seni bu kadar çok severken seni bir şekilde menfaatini kullanıp atılan bir dünyaya seni bırakır mı? Bırakmaz. Ama bizim nefsimiz dünyadaki o lezzetlere müptela olduğundan dolayı devamlı onlara gitmek istiyor. Allah da bunu bildiğinden dolayı. Kulu bazen ne istediğini bilmediği için Allah musibetleri gönderiyor ve seni oradan alıyor, sana ebedi yelkenler açarak, senin istediğin her şeyi sana vererek seni mutlu etmek istiyor. İşte o yüzden başına bu musibetler geliyor. İşte sen de başına gelen musibetlere bu 5 esmayla bakarsan hayata bakış açın değişecek. Musibetlere bakarken artık kötü, çirkin, gorul gibi değil, onun arkasında. Nasıl o çocuk görmüştü, tatlı, yüzü gülen birisini bildi, tanıdı. O yüzden olaylar ona güzel gözüktü. Aynen öyle de tekrar söylüyorum. Sen de olayların arkasına bu esmalarla geçersen, olayın arkasındaki zatı tanırsan hayata bakış açın değişir ve bu dünya adeta cennete gidebilmen için bir bekleme salonuna döner ve başındaki musibetleri çok rahat bir şekilde atlatabilirsin. Bu zamana kadar başına gelen musibetlerden kurtulmak için birçok şeyi denedin, uğraştın ama kırık kolla duvara vurmak gibi onlar senin daha fazla canını acıttı. Gel bir kez de canını acıtmayan, seni üzmeyecek bu formülü dene ya. Denemekten ne kaybedersin ki? Bir kez dene. Emin ol çok faydasını göreceksin. Bak ben de bu ahir zamanın genciyim. Benim de başıma bu dünyada birçok sıkıntılar ve musibetler geliyor. Ben böyle atlattım. Denedim, uyguladım. Çok da faydasını gördüm. Sen de bir dene, faydasını gör. Test et. Eğer olmazsa yorum kısmına yaz. Yine orada konuşalım.